Herkese merhaba. Herhalde günümüzün en önemli duygusu sevgi. Sevmek, sevilmek. İkisini de istemeyen, reddeden yoktur sanırım. Ben istemiyorum diyen varsa samimi değildir. Sevgi önemli bir kavram arkadaşlar. Çok fazla videolar çektik bu sevmekle ilgili. Şöyle sevmeli, böyle sevmeli. Severken bunu yapmak hatadır, severken bunu söylemek yanlıştır diye. Şimdi bir de konuyu başka bir açıdan inceleyelim. Sevilmek için neler yapmalı insan, onlardan bahsedelim. Sevilen insanların kabul görmüş, alışılagelmiş özelliklerini anlatalım. Doğru bilinen yanlışları koyalım ortaya. Çünkü bir de böyle bir şey var. Saçımı süpürge ettim yine de sevmedi beni sözü. Ya da onun için neler yaptım yine de yaranamadım sözleri. Acaba neyi görmüyoruz bu sözleri söylerken, onları irdeleyelim. Olayı sadece sevgilinin sevmesi olarak da anlatmayacağım ama. Genel olarak bir arkadaş olarak, bir dost olarak, bir sevgili olarak, bir çalışan olarak, hatta bir patron olarak nasıl sevilen insan olunur maddeler halinde anlatacağım. Siz de bir bakın bakalım bunlardan hangilerini taşıyorsunuz? Hangilerinde eksiklikler yaşıyorsunuz? Yorum kısmında da bizlerle paylaşın bakalım ortak özellikleri paylaşan kaç kişi var? Hemen başlıyoruz maddelerimize. İşte sevilen insanların ortak özellikleri. 1. Yargılamaz. Ben her zaman şunu söylerim. Günümüzün en büyük sorunu, herkes bir hakim, herkes bir savcı. Her şeyi yargılama hastalığı var insanlarda. Tanıdığı, tanımadığı, kolusunu, komşusunu, televizyondaki sunucuyu, sosyal medyanın kurucusunu. Herkesi yargılıyor. Haklıymış gibi. Böyle bir hakkı varmış gibi. Etrafa bu kadar acımasızken en yakınındaki sevgilisini, arkadaşını, hatta ailesini mi yargılamayacak? Onu da yargılayıveriyor. Hükümler veriyor. Öyle bir misyon ediniyor. Nasıl yani? İlk konuşmada mı verdin telefon numaranı? Kızım sen çıldırmış olmalısın. Senin yolun yol değil. Bu yüzüne söyleyeni. Bir de bunun arkasından konuşanı var. Ya bırak şunu Allah aşkına, gitmiş daha ilk dakikada numarasını vermiş. Bence üzülmeyi hak ediyor. Sonuna kadar. Bunun gibilere her şey müstahak. Ya dur, içeceğine ilaç atılmadı. Kötü yola düşmedi. Telefonunu verdi. Ayrıca verebilir. Sana mı kaldı yargılamak? Sana mı kaldı hükümler vermek? Başına her türlü kötü şey gelebilir. İznini vermek sana mı kaldı? Başka bir versiyonu. Dostum kız görüşmeye geldi. Topuklu ayakkabılar, bir parfüm sıkmış yürüyen parfümeri. Hemen kısa kestim görüşmeyi. Belli ki hafif meşrep. Bir parfümle, bir ayakkabıyla bu kanaate vardıysan gel yarın ön yargı olarak işe başla. Sevilen insanlar yargılamaz arkadaşlar. Hükümler vermez. Ön yargılarla iletişim kurmaz. Bunları yapmadığı için de insanlar rahat olurlar yanlarında. Rahat giyinirler. Rahat konuşurlar. Çünkü bilirler ki arkalarına döndüklerinde burun büken, başkasına dedikodusunu yapan biri olmayacak. Bu kişilerle zaman geçirilmek istenir. Bu kişiler arama ya da yanında olma isteği olduğunda ilk sıralarda yer alır. 2. Destekler. Sevilen insanların başka bir özelliği de destekleyici yapılarıdır. O kadar önemli, o kadar değerli bir özelliktir ki bu. Resmen kişiye özgüven aşılarlar. Bakın bu bizim toplumumuzda resmen mumla aranan bir özellik. Buna sahip insanlar da resmen el üstünde tutulurlar. Çünkü sayıları çok düşük orandadır. Canım bir iş var ama gidip görüşsem mi diye düşünüyorum. Ya otur oturduğun yerde, yerini bozma. Şimdi gideceksin, 2 gün sonra basacaklar tekmeyi, işinden olacaksın. Ya sen felaket tellalımızın. Neden olumsuzluk saçıyorsun etrafa? Git bir görüş canım için esiniyorsa, daha iyi hissedeceksen, imkanlar da iyiyse neden olmasın? Onlar zaten seni havada kaparlar da sen bir bak bakalım içine sinecek mi? Bitti. İki tepki arasındaki farkı görebiliyor musunuz? İkisi arasındaki özgüven yüklemeyi ya da yerleri düşürmeyi görebiliyor musunuz? Önemini anlamak çok önemli. İster sevgili ister arkadaş aynı kapıya çıkıyor. Kadın erkeği de fark etmez bunun. Desteklemek, destekleyici olmak çok önemlidir. Ne işin var Faruk, saçmalama. Buradaki asistanlar bitti tabi. İş değiştir de oradaki asistanları elden geçir değil mi? Yok öyle bir şey. Otur oturduğun yerde. Yapma, destekle. Asistan konusunda değil tabi. Bir girişim, bir adım, bir fikir konusunda destekle. 3. Enerji verir. Enerjiyi sömürmez. Bakın yine çok önemli bir madde. Tersten gideceğim. Bir gözünüzü kapatın ve enerjinizi sömüren kişileri düşünün. Eski sevgilin de olabilir, bir arkadaşın da. Onun yanında ne hissettiğini düşün. Hava çok güzel, çıkıp dışarı bir hava mı alsak? Ya şimdi dışarısı kalabalıktır. Hava da sıcak. Çıkar çıkmaz terleyeceğiz. Dönünce duşa gir. Saçları kurut. Eşyaları yıkamaya at. Evde deterjan yoktu. Markete git deterjan al. Ya anlatırken içim şişti. O anda dersin ki Allah da benim cezamı versin, dışarı çıkalım dedim. Bu sevgili konusunda da böyle. Görüşüyorlar. Of işler çok kötü. Son siparişler de hep iptal oldu. Böyle giderse kredi çekmek gerekecek. Kredi çekmek de çözüm değil ki. Ödeyemedikten sonra. Ya sevgilim var karşında. Ortamın enerjisini sömürme. Gürkan dertleşilmez mi? Dertleşilir tabii. Ama 40 gün 40 gece olmaz o dertleşme. Neden biliyor musunuz?
Çünkü dert herkeste var. Hep dert paylaşarak olmaz. Güzel şeyler de paylaşılmalı. Ki zaten bu tarz şeyler dertleşmek değildir. Bunu yapan kişi iş konusu kapanınca benzin fiyatlarına yapılan zamdan konuyu açar. Sonra kafedeki görevlinin hala onlara bakmamasından devam eder. Gelen çayın soğuk olduğuyla taçlandırır, hadi kalkalım sıkıldım diye sonlandırır. Bunları yapan kişiyle deli bir aşk yaşasan ne olur? Bu enerji emme operasyonu ile en büyük aşk bile sonlanır. O yüzden arkadaşlar, etrafa enerji saçmak, pozitif olmak, karşındaki kişiye dünyanın tüm dertleri sendeymiş gibi değil de beraberken dertleri düşünmediğinin huzurunu vermek sevilen insanların ortak özellikleridir. 4. Dinleyici olmak. Hem arkadaşlarda hem sevgililiklerde, hatta iyi bir yönetici olmakta en önemli kriter dinleyici olmaktır arkadaşlar. Dert dinleyin manasında değil ama. Hep kötü örneklerden başladık. Burada da örneği kötüden verelim. Bir insanın her şeyi bilmesine imkan yoktur. Antik Yunan filozofu Sokrates'in bir tane sözü var. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir der. Her şeyi bildiğini düşünüp konuşmak, karşındaki kişiye söz vermemek, sözü hep kendinde tutmak kötü bir özelliktir. Bazen dinlemek gerekir. Karşındakinin fikirlerini, düşüncelerini, duygularını, söylemek istediklerini hepsini dinlemek gerekir. Bazen insan fikir de istemez, yardım da istemez. Sadece dinlenmek ister. Fikrini beyan etmek ister. İşte ister iyi arkadaş, ister iyi bir sevgili. Hangisini olmak istiyorsanız karşınızdakini dinleyin. Çünkü dinleyen insanlar her daim sevilen insanlardır. Över, iltifat eder, iyi hissettirir. Çok önemli ama bazen atladığımız, bazen önemsemediğimiz bir durumdur bu arkadaşlar. Oysa o kadar çok önemlidir ki. Birine iltifat etmek, birine güzel bir şey söylemek, bir konuda övmek, teşekkür etmek çok önemli şeyler bunlar. Üstelik bedavadır. Bunu yaptığın için kimse senden bir bedel talep etmez. Bunun bir vergisi yoktur. Kanka sen de hoş çocuk musun ha? Gelsene yamacıma. Öyle değil tabi. Ama biri o gün pozitif bir enerji saçıyorsa söylenmeli. Bugün çok iyi gözüküyorsun denmeli. Biri bir şeye emek veriyorsa bunu görüyorsanız takdir etmeli. Çünkü emek çok değerli bir şeydir. Çiçeklerini sulayan bir kişiye çok güzel gözüküyorlar demek kimseden bir şey eksiltmez. Ama o emeği harcayan kişiye karşı inanılmaz bir motivasyon olur. Yapılan bir yemeği yerken eline sağlık, çok lezzetli olmuş demek sıradan bir cümledir. Ama karşıdaki insana çok iyi hissettirir. Bu ailen de olsa. Çünkü emeğine değeri anlatıyorsun. Sevgiline bugün çok hoş gözüküyorsun demek. Çalışanına, iş arkadaşına çok uğraşmışsın ama demiş, bravo demek. Sadece kullanılan bir cümle kalıbıdır. Ama içten söylenince seni önemli biri yapar. Takdir eden, övmeyi bilen samimi bir insan yapar. Sevilen bir insan olma yolunda çok önemli bir adım atmış olursunuz. Tabii burada bir tane dipnot vereyim. Sevgililik müessesesi için söylüyorum. Hiçbir karşılık almadan her gün iltifat edilmez. Değer görmeden çok fazla övmek risklidir. Aman ayarlamayı iyi yapmalı. Şimdi arkadaşlar önemli bir kısmı vurgulamak isterim. Doğru bilinen yanlışları anlatmak isterim aslında. Maddiyatını ön planda tutmanla, cinselliğini kullanmanla, her gün aramanla, her istediğini yapmanla, saçını süpürge etmenle, bir dediğini iki etmemenle sevilmezsin. Sevilen biri olmazsın. Bunlarla ancak karşı tarafa kısa süreli tatminlikler verirsin. Kısa süreli duygular kısa sürede ortadan kaybolur. Kalıcı olmak istiyorsanız, insanların hayatında iz bırakmak, yer edinmek ve aranmak istiyorsanız bu ortak noktaları hayat tarzı haline getirmelisiniz. Çünkü her ne kadar ikinci planda da olsa sevilmek bazen sevmekten daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir duygudur. Seveninizin bol olması dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.